Evet. Değerli basın mensupları, sözlerime başlamadan önce bazı önemli günlere değinmek istiyorum. Dün aziz milletimizin bağımsızlık iradesini tüm dünyaya ilan ettiği Ahd-i Milli veya tarihe kazınan ismiyle Misak-ı Milli'nin 100. yıl dönümüydü. Bu büyük günü bir kez daha kutluyoruz. Kurtuluş ve bağımsızlığımıza sahip çıkan Meclis-i Mebusan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin şerefli üyelerini saygıyla, rahmetle, minnetle bir defa daha yad ediyoruz. Yine bugün Batı Trakya Türkleri açısından önemli bir gün. 29 Ocak 1990'da Lozan Anlaşması'nda kendilerine tanınan hakları kullanmaktan başka bir amacı olmayan soydaşlarımıza karşı şiddet ve yağma girişimlerinde bulunulmuştu. Bu nedenle Batı Trakya'da soydaşlarımız 29 Ocak tarihini toplumsal dayanışma günü olarak anıyorlar. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak soydaşlarımızın Lozan Anlaşması'ndan doğan haklarının eksiksiz kullanılmasında Yunanistan'ın gerekli özeni göstermesini bekliyoruz. Değerli basın mensupları, jeostratejik risk ve belirsizliklerin her geçen gün daha da arttığı bir dönemden geçiyoruz. Dün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ve İsrail Başbakanı ortak bir basın toplantısıyla adına 100 yılın anlaşması dedikleri sözde bir barış planını açıkladılar. Bu ortak toplantıda Kudüs'ün İsrail'in bölünmez başkenti ilan edileceği ve yine Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim yerlerinin Amerika Birleşik Devletleri yönetimi tarafından İsrail toprağı olarak tanınacağı açıklandı. Ayrıca bu sözde barış planına göre sayıları 6 milyonu bulan Filistinli mültecinin topraklarına artık dönemeyecekleri, geri dönemeyecekleri de belirtildi. Sonda söyleyeceğim, başta söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Filistinli kardeşlerimizin kabul etmediği bir anlaşmayı, Filistinli kardeşlerimizin masada olmadığı, müzakere masasında olmadığı bir anlaşmayı bizlerin kabul etmesi mümkün değildir. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun birlikte açıkladıkları Orta Doğu Barış Planı, yıllardır süren savaşlar ve göçlerle yıpranan Orta Doğu'daki tansiyonu arttırmaktan başka hiçbir işe yaramayacaktır. Bu sözde barış planı iki devletli çözüm umudunu yok etmektedir. Bu plan Kudüs'ü bölünmemiş bir şekilde İsrail başkenti olarak tanıyarak hep savuna gelinen, bizim de savunduğumuz, desteklediğimiz Doğu Kudüs'ün başkenti olacağı bağımsız bir Filistin devletini de kurulmasını da sekteye uğratmıştır. İsrail, Birleşmiş Milletler'in de belirttiği üzere 1967 savaşında işgal ettiği topraklardan çekilmeli ve Kudüs'ün statüsünü değiştirmeye yönelik faaliyetlerine son vermelidir. Cumhuriyet Halk Partisi Filistin halkının her zaman yanında olacaktır. Bugüne kadar İsrail-Filistin sorununa Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde ve iki devlet esasına göre kalıcı bir çözüm bulunmasını savunduk. Bu tutumumuzu bundan sonra da devam ettireceğiz. Değerli basın mensupları, yine birkaç gün önce İsrail'de aşırı sağcı ve İsrail gizli servisine de yakınlığıyla bilinen bir yazar, köşe yazarı, bir yayın organında Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı hakkında bir köşe yazısı yayınladı. Bu yazıda Sayın Fidan'a yönelik üstü kapalı tehditler savruluyor. Tabii o gazetede bu yazıyı kaleme aldıranlara şunu belirtmek istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi bir devlet görevlisini kimse tehdit edemez. Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi bir devlet görevlisini tehdit etmek kimsenin haddi değildir. Böylesine bir safsatayı kabullenmemiz mümkün değildir. Bu Sayın Erdoğan'ın uçak sohbetinde söylediği gibi demek ki doğru yoldayız diyerek geçiştirilecek bir hususta değildir. Bu yaklaşımı şiddetle reddediyoruz. Devlet olmanın gereği resmi bir devlet görevlisine karşı yönetilen tehdidi şiddetle protesto etmektir.
Bu tepkileri vermekte, bu olaya böyle bir tepkiyi vermekte neden bu kadar mahcup kalındığını da anlamakta zorluk çekiyoruz. Değerli basın mensupları, Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir diğer önemli husus İdlib meselesidir. İdlib, Suriye'de radikal örgütlerin kontrolündeki son bölgedir. Astana ve Soçi süreçleriyle Türkiye, İdlib için önemli yükümlülüklerin altına girmiştir. Türkiye, İdlib'deki radikal cihatçı örgütlerin silahlarını toplamak ve onları kuzeye doğru çekmek, İdlib'den geçen karayolların açılmasını sağlamak gibi bir takım taahhütlerde bulunmuştur. Ancak bu yükümlülüklerin hiçbirisini yerine getirememiştir. Şimdi bunu gerekçe göstererek Suriye rejim güçleri Rusya'nın da desteğini alarak İdlib'e yönelik harekat yürütmektedirler. Bu harekat neticesinde yüz binlerce Suriyeli Türkiye sınırlarına doğru hareketlenmiştir. Bunların içinde sayıları 50 bine yaklaşan eli kanlı radikal teröristler olduğunu bölgede yaşayanlar, teröristlerin de olduğunu bölgede yaşayanlar ifade etmektedir. Bu yeni göç dalgası ülkemiz için öncekilerden de daha büyük bir tehdittir. Dün şehir merkezine çok yakın bir yerde İdlib'in en büyük ilçesi Suriye rejim güçlerinin kontrolüne geçmiştir. Bu bölgedeki ve İdlib etrafındaki gözlem noktalarımızın neredeyse tamamı Suriye güçleri tarafından kuşatılmıştır. Bu gözlem noktalarına herhangi bir taciz olduğunda ise iktidar soluğu Rusya'da almaktadır. Astana ve Soçi süreçlerinde garantör olan Türkiye'ye şimdi Rusya garantörlük yapmaktadır. AK Parti iktidarının İdlib'le ilgili olarak acilen adım atması ve İdlib'den ülkemize yönelebilecek tehditleri bertaraf edecek bir stratejiyi hemen izlemeye başlaması gerekmektedir. İdlib'in kontrollü tahliyesi için Birleşmiş Milletler başta olmak üzere tüm ilgili uluslararası kuruluşlara ve ülkelere çağrıda bulunulmalıdır. İdlib konusu Türkiye için bir ulusal güvenlik meselesi haline gelmiştir. Moskova ve Tahran ile yapılan görüşmelerde bu anlayışımız, bu tehdit kuvvetle vurgulanmalıdır. Suriye yönetimi ile temasa geçilmeli ve 1998 Adana mutabakatı ruhu iki komşu ülke arasında yeniden canlandırılmalıdır. Tek eksenli dış politikadan bir an önce vazgeçilmeli, başta komşularımız olmak üzere tüm uluslararası aktör ve kuruluşlarla dengeli ilişkiler kurulmalıdır. Aslında Türkiye'nin bugün bu sıkıntıları yaşamasının arkasındaki en büyük neden, Dışişleri Bakanlığımızın bu süreçlerde devre dışı bırakılmasıdır. Tek adam parti devleti rejiminde devlette liyakat bitmiş, kurumsal yapı çökmüştür. Bütün bu sıkıntıların arkasında yatan neden de budur. Benim sözlerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa alayım. Buyurun. Kanal D Haber, Merve Kılıçoğlu Toprak. Dün grup toplantısında Sayın Genel Başkan'ın deprem için toplanan vergilerle ilgili soruları vardı. Bu paraların, bugüne kadar toplanan vergilerin nereye harcandığını sormuştu. Cumhurbaşkanı'ndan bugün yanıt geldi. Hangi amaç için toplandıysa oraya harcandığı şeklinde. CHP'li belediyelerin bölgede yaptıkları yardımlara yönelik yine hükümet kanadından çeşitli değerlendirmeler ve eleştiriler var. Aynı zamanda da Kılıçdaroğlu'nun bölgeye gitmemesine yönelik de Cumhurbaşkanı'nın eleştirisi oldu. Nasıl yanıt verirsiniz? Teşekkürler. Şöyle söyleyeyim. Bir kere bakıyorum şu deprem vergileriyle ilgili verilen cevaplara. Son derece hamasi bir üslupla işte yerine harcandı, şu oldu, bu oldu. Biz onu sormuyoruz. Vatandaş da onu sormuyor. Benim paramla ne yaptın? Elazığ'da ne yaptın? Şu binalar yıkılmasın. Bu millet bu binaların altında kalıp ölmesin diye sen ne yaptın? Bunu soruyor. Cevap verin. Hayır, buna cevap verilmiyor. Ya tehdit ediliyor bunu soranlar ya da hamasi bir takım laflarla cevap verilmeye çalışılıyor. Demokrasi hesap sorma rejimidir. Sorulduğu zaman vatandaş benim vergimi nereye harcadın diye sorulduğu zaman kalem kalem çıkacaksınız. Şuraya harcadım diye açıklayacaksınız.
Depremi konuşturmuyorlar. Deprem öncesinde deprem konuşulmuyor. Verdiğimiz önergeler reddediliyor. Deprem sırasında deprem konuşturulmuyor. Deprem sonrasında da deprem konuşturulmuyor. Bu depremi konuşmadan, görmeden nasıl gidecek bu iş? Deprem bu ülkenin bir gerçeği. Türkiye derhal söylüyoruz. Depremde kimse yaşamını yitirmesin felsefesi çerçevesinde bir büyük stratejiyi başlatmak zorunda. Bakın bunun içinde bunun araştırması var, bunun geliştirmesi var, teknolojilerin üretilmesi var, kentsel dönüşüm var. Çok büyük bir hareket yaratabilecek bir proje bu. Obama Amerika'daki durgunluğu yeşil enerji projesiyle açtı. İpucu veriyoruz iktidara, bir otursunlar baksınlar. Arkadaşlar şimdi bakın bir şey söyleyeceğim. Şu son 3-4 gündür bölgede yaşananlara baktığınızda çok önemli tespitler var. Daha önce de birçok ilgili kuruluş, buralarda görev yapmakta olan kuruluş şunu söylemişti. Bu protokol ziyaretlerinden bu felaketin olduğu ilk günlerde vazgeçin, yapmayın. Çünkü işlerimizi aksatıyorsunuz demişlerdi. Yani orada insanlar yıkılmış apartmanların altından insanları kurtarmaya çalışıyor. Koca koca heyetler, arkalarında genel müdürler, bürokratlar, siyasetçiler resmi geçit yapıyor o bölgede. Ne oluyor sonuçta? Sessiz olun diyorlar, sessiz olunmuyor. Bakın, önce buraya bu işleri yapacak olanları göndereceksiniz. Bunlar bu işleri halledecekler. Ondan sonra protokol gidecek, taziye ve geçmiş olsun ziyaretlerinde bulunacak. Genel başkanımız da bölgeye gidecektir. Var efendim, açıklanacak. Başka bir şey daha demiştiniz belediyelerle ilgili. Sayın Ömer Çelik'in tepkilerini anlamak mümkün değil. Orada büyükşehir belediyelerimiz hem Malatya'da hem Elazığ'da insanlarımıza yardım etmek için bulunuyor. Bizim hangi faaliyetler, belediyelerimizin hangi faaliyetler içinde olduğunu da bizim belediyeler, mahalli idarelerden, o politikalardan sorumlu genel başkan yardımcımız biz buradayız diyor. Sayın Ömer Çelik bunun açıklanmasını eleştireceğine şunu söylesin. Niye hiçbir devlet yetkilisi bizim belediyelerimizin, bizim büyükşehir belediyelerimizin faaliyet gösterdiği yerlere uğramamış? Arkadaşlar o gün dayanışma günü. Benim belediyem, senin belediyen, benim partim, senin partin diye birbirimizden ayrışma günü değil. Milletimiz bunu yapmadı. Ama bazı siyasetçilerimiz maalesef buna tevessül ettiler. Evet. Efendim müsaadenizle birkaç sorum olacak benim. Fox TV Gökhan. Tek tek sorun. Tabii ki. Evet. Öncelikle FETÖ'nün siyasi ayağıyla ilgili tartışmalar hala devam ediliyor. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a da bir programında bu soruldu FETÖ'nün siyasi ayağı. 2009 yılında getirilen bir kanun teklifini hatırlattı. Askerlerin özel yetkili mahkemelerde yargılanması, sivillerin askeri alanda suç işlese bile özel mahkemelerde yargılanması. Bu kanun teklifini isteyen FETÖ'ydü dedi. Bu kanun teklifinin altında kimin imzası varsa onlara bakılsın dedi. Bekir Bozdağ, Ahmet Aydın gibi isimler var bu. Mustafa İltaş gibi isimler var. Siz bu değerlendirmeyi nasıl buluyorsunuz? Yani siyasi ayak aranıyorsa gerçekten bu tür kararlar sonuç itibariyle işi ta darbe sürecine kadar, darbe girişimi sürecine kadar götürdü. Bütün bunlara tabii ki bakılması lazım. Hatırlayacaksınız biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak hep bu özel yetkili mahkemelere itiraz ettik. Yani bunun sonucunda ordumuzun kozmik odasına FETÖ'nün savcıları girdi.
Bir diğer sorum efendim. Başkent Gaz'ın Kızılay'ın hesaplarına 2017'de 8 milyon dolar aktardığı ve bunun sadece 75 bin dolarının Kızılay'ın faaliyetlerinde kullanıldığı, geri kalan paranın bir protokolle Ensar Vakfı'na yurt yapımı için aktarıldığı söyleniyor. Kızılay da bunu doğruladı ama şöyle dedi, evet biz aktardık ama bu aktarımı Başkent Gaz istedi dedi. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi hep söylüyorum, devlette işleri hesap vererek saydam bir şekilde yapmanız lazım. İşte bu devlette Ali'nin külahını Veli'ye, Veli'nin külahını Ali'ye giydirmek ve bu suretle bir yandaş vakfa, bir devlet kuruluşunun aslında Başkent Gaz'ın bu kadar parayı o vakfa devretmek yerine daha düşük fiyatlar uygulayarak tüm başkentlinin refah seviyesini arttırmak görevi. Bunu yapmak değil. Ama bu tür uygulamalar baktığınız zaman özellikle iktidar partisinin hakim olduğu belediyelerde ve devlette çok sayıda var, çok sayıda örnek var. Onun için işte başta deprem vergileriyle ilgili sorulan soruda millet ne yaptınız bu paraları diye soruyor. Çünkü bu tür uygulamaları gördüğü zaman deprem için vermiş olduğu paraların yerine harcanmadığı kanaatine kapılıyor. Sonra da deniyor ki işte bütçenin birliği, işte harcama, onu biz de biliyoruz. Sorulan soru şu, sen aslında geçici olarak konmuş olan, depremle ilgili olarak geçici olarak konmuş olan özel iletişim vergisini 2004'te kalıcı hale getirdin. Bundan da 34 milyar dolar para topladın. Sen 34 milyar dolarlık depremin insanların hayatlarını kaybetmesine yol açmasını önlemek, mala insanların mallarına zarar vermesini önlemek için nerelere harcadın? Büyük büyük laflar, Allah biliyor diye falan. Ya Allah'ımızın, yüce Allah'ın falan isminin bu işlerde ne ilgisi var? Yapacağınız şey basit. Her medeni ülkede olduğu gibi, her gelişmiş ülkede olduğu gibi kalemleri alt alta sıralayacaksınız. Elazığ'da şu tedbirleri aldım. Malatya'da bu tedbirleri aldım. İstanbul'da şu tedbirleri aldım, alıyorum. Bu kadar basit. Deprem bölgeleri biliniyor. Merkezi hükümet olarak para toplamışsınız. Merkezi hükümet olarak topladığınız bu paraları depremle ilgili olarak nereye harcadınız? Saydam olacaksınız. Şeffaf olacaksınız. Bakın Türkiye 2019'da yolsuzluk algısı itibariyle 2013-2019 arasında en hızlı irtifa kaybeden dünyada ikinci ülke. Yani aşağı doğru düşen, çakılan dünyada ikinci ülke. Niye? Çünkü bu ülkede hesap verme alışkanlığı unutuldu. Kimse hesap vermek istemiyor. Hesap sorduğunuz zaman da tehdit ediyorlar. Sen kimin değirmenine su taşıyorsun diyorlar. Millet ödediği paranın hesabını sorar. O parayı kullananlar da o parayı nereye harcadıklarının hesabını tek tek verirler. Paşa paşa verirler. Vermek zorundalar. Kızılay'dan Ensar Vakfı'na paranın aktarılması... Tekrar söylüyorum. Kızılay'ın Ensar Vakfı'na bu şekilde, bu yöntemle para aktarması, hem de doğalgaz şirketinden parayı alıp aktarması skandal. Yani siz neden bu kadar kulağınızı elinizin tersiyle gösteriyorsunuz? Hadi aktarın doğrudan bakalım, doğalgaz şirketinden Kızılay'a falan vermeden parayı Ensar Vakfı'na aktarabiliyor musunuz? Aktaramıyorsunuz. Çünkü kanun buna izin vermiyor. Bu ne? Kanunun etrafından dolanmak. Belediyeler yasası ile ilgili itirazlar da yükseliyor. Tam netleşmedi ama belediyeler yasası. Şöyle itirazlar geliyor. Büyükşehir bir projeye onay vermezse bu projeyi devlet alacak ve maddi kısmını da belediyeden ayrı tutarak devlet kendisi yapacak. Şöyle itirazlar geliyor. Belediyelerin elini kolunu bağlayan, hatta kayyum, belediyeler kısmi kayyum olarak nitelendiriliyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Belediyeler yerel yönetimin bir unsuru.
belediye başkanları aynı zamanda yerel tercihleri de yansıtıyorlar. Eğer bir ülkede demokrasi varsa o yörede yapacağınız işlerle ilgili olarak o yörede yaşayan insanların görüşlerini almak zorundasınız. Tercihlerini dikkate almak zorundasınız. Ha, belediye başkanı seçilmiş gelmiş. Vatandaşın tercihlerini biliyor. Birebir sürekli temas halinde. Yani baktığınız zaman bu muhtarlardan sonra vatandaşa en yakın, vatandaşın tercihlerini en yakından bilen seçilmiş kişi. Şimdi siz diyorsunuz ki eğer ben yukarıda bir şeylere karar vermişsem aşağıdaki yerel yönetici hayır ben bunu istemiyorum çünkü benim halkım bunu istemiyor dediğinde kim takar senin halkını, kim takar seni diyeceğim, ben bildiğimi okuyacağım diyor. Böyle bir şey olmaz. Dünyanın hiçbir demokrasisinde böyle bir şey yoktur. Eğer oradaki belediye başkanı diyorsa ki benim takatim yok, ben bunu yapamıyorum, dolayısıyla yukarıdan destek verin, o oturulur konuşulur. Ama oradaki belediye başkanı kalkıp diyecek ki benim halkım buradaki beni seçen seçmenlerim bunu istemiyor, sen diyeceksin ki isteseler de istemeseler de ben bunu yapacağım. Bu demokrasi olmuyor ki, bu bambaşka bir şey oluyor. Ekrem İmamoğlu'nun Elazığ depreminde yaptığı ziyaretlerin ardından Erzurum'a yaptığı ziyaret de çok konuşuluyor. İktidar kanadından da tepkiler var. Tatile gitti, neden böyle bir süreçte böyle bir tercih yaptı şeklinde. Nasıl bir değerlendirmeniz olur? Şimdi Ekrem İmamoğlu Elazığ depreminde İstanbul'dan gerekli yardımları götürmek suretiyle, yine oraya gitmek suretiyle görevini yapmıştır. Sömestr tatilindeyiz. Çocukları muhtemelen değil öyle Erzurum'da. Dolayısıyla ailesine karşı da sorumlulukları var. Oraya uğramış ve dönmüştür. Burada bakılacak husus şudur. Bu iş Ekrem İmamoğlu'nun yapmakta olduğu görevi aksatmış mıdır, aksatmamış mıdır? Ekrem İmamoğlu görevini yapmış mıdır, yapmamış mıdır? Yani buradan farklı bir hikaye çıkmaz. Teşekkür ediyorum.